Tabii Türkiye'de bu tip büyük olaylar olduğu zaman maalesef bunun arkasında önemli hesapların da olduğunu görüyoruz. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Erhan Demirkıran, Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek millet olarak darbelerden zarar gördük, çok sıkıntılar çektik dedi. Demirkıran basın mensuplarına yaptığı açıklamada 28 Şubat dönemini hatırlatarak bugünkü birliktelik keşke o dönemde de yaşansaydı dedi. Allah'ın yardımıyla, Allah'ın lütfuyla tabii şehitler var, yaralı insanlarımız var. Allah milletimize tekrardan böyle bir acıyı yaşatmasın temennisinde bulunuyoruz. Tabii millet olarak darbelerden çok zarar gördük. Çok sıkıntılar çektik. Milli görüş olarak darbelerden etkilenen bir siyasi hareketiz. Partilerimiz kapatıldı. Hükümet olduğumuz zaman 28 Şubat süreci yaşanmıştı. Aynı bu darbe sürecinin bir benzeriydi. Bugün yaşanan birliktelik, bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi, bütün insanlarımızın bir araya gelmesi güzel bir manzara. Keşke 28 Şubat'ta da benzer bir durum yaşansaydı. Bugün aslında bugün yaşadıklarımızın ilacı oydu, oymuş. Ne olurdu o gün yaşansaydı 28 Şubat'ta bu birliktelik? Türkiye'de yaşanan sürecin Büyük Orta Doğu projesinden ayrı düşünülmeyeceğini belirten Demirkıran, bunun arkasında hangi ülkeler, hangi düşünceler var? Tekrardan bunların yaşanmaması için bizim Amerika ve İsrail ile Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi mutlaka sağlam bir zemine oturtmamız gerekiyor dedi. O gün D8'i kuran o hükümet aslında İslam ülkelerinin birliğini ortaya çıkarmıştı. Fakat bugün yaşanan süreç Büyük Orta Doğu Projesi diye, yani D8'i kaldırıp yerine Büyük Orta Doğu Projesi'nin konmasının bir neticesini görüyoruz. Türkiye'de yaşanan bu süreci Amerika'nın etrafını çizdiği, 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz dediği Büyük Orta Doğu Projesi'nden ayrı düşünemeyiz. Evet, şu anda kuklacı ortaya çıkarılmış durumda. Fakat kuklacıların mutlaka ortaya çıkartılması lazım. Bunun arkasında hangi ülkeler var? Hangi düşünceler var? Ve tekrardan bunların yaşanmaması için bizim Amerika ile, İsrail ile, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi mutlaka sağlam ve güvenilir bir zemine oturtmamız gerekiyor. Demirkıran, Türkiye'nin İslam Birliği'ni kurmak suretiyle atanacağı adımların dışarıdan gelecek bu ve buna benzer müdahalelere mutlaka kalkan olunacağını ifade ederek bu açıdan hükümetin sağlam dostlar edinmesi gerektiğini söyledi. Şu anda Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs'ta çözüm adı altında bir takım pazarlıklar yapılıyor ve 74 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın rövanşını alma peşindeler. Rövanş dediğimiz ne? O gün Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmasıyla elde etmiş olduğu hayat hakkını birleştirmek suretiyle tekrardan zorlu bir sürece götürmeye çalışıyorlar. Yani böylesine önemli günlerin arkasından gelebilecek sıkıntılı süreci de hükümete hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bu hesap hiç bitmeyecektir ve Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi, elinin ayağının bağlanması ve devlet millet kaynaşmasına karşı olan faaliyetler hiçbir zaman sona ermeyecektir. Birlikteliğin mutlaka devam ettirilmesi ve olan kırgınlıkların unutulması, şimdiden sonrasına bakılması önemlidir. Büyük bir devletiz. Herkesin gözünün olduğu bir coğrafyadayız. Büyük oyunlar oynanıyor. Bu oyunu da mutlaka bu darbe girişimiyle ilgili olarak düşünülmesi lazım ve ona göre ileriye dönük projelerin, planların, hesapların mutlaka sağlam zeminde yapılması lazım.